oldu? Biz çıktık abi, biz buradayız. Bizim çıktığımız yerde de acayip bir yarık vardı ha. Ben şey böyle kafamı bir çevirdim, arada yarık var. Eyvah. Ne oldu ya? Lastik mi yok? Motor mu çekmiyor? Çekeyim mi? Yunus, durum ne oralarda? Abi burada iş yok. Gelin mi? Ekmek yok. Onun psikolojisi bozuldu. Harbi bozuldu. Oradan mı gelemiyor? Sana kaldı ya. Aynen, modu düştü modu. Modu düştü. Biz yarım saat patiş edelim buralarda. Yunus, desene ne uğraşıyoruz orada ya? Terlemek istemiyorsanız abi, ATV'ye gideceğiz. ATV yani. Yarım saat dur uğraşınız. Berat abi, görüşlerini alayım. Vallahi çok güzel. Nasıl bir ya, eğlence? En şu anda geldik ki zaten buraya. Şurada bir rampa vardı. Şu kadar herhalde 1.5-2 metre. Havalandın mı? Havalandık. Yerden kestim seni. Yerden kesti bizi. Bu da peşimizi bırakmadı ya. Aynen, bak şu motorla. Tansınlar abi. Hay be, 450-400 almaya gerek yok. Hiç gerek yok abi, Kawasaki, KTM falan. Bugün Kerem Ali ailesine geldik. Daha önce sık sık geldiğim bir yer zaten. Burada bir kahvaltı molası verdik. Kahvaltının ardından da farklı noktaları ATV ve crosslarla gezmeye devam edeceğiz. Bu motor 85'lik cross. İki zamanlı. Nasıl hazırlandı? Ne oldu abi? Kahvaltı hazırdı. Evde karı bu kadar hızlı kahvaltı hazırlamıyor. Karıyı boşayıp Ali abiyi mi alsak? Yayınlayacağım bunları bak. Yok, orayı yayınlamam. Yok, yayınlayacağım abi ya. Hayır, malzeme çıktı can. Hayır, karı duysa Ali abi olduğuna bir şey demez de Ali abi duyarsa sıkıntı. Abi bir tane daha büyük getirin. Bir tane daha büyük der gel. Bardak. Ama adam var ya, biz her tarafta şey paylaşacak ha. Hiç konuştuk bizi. Evet, kahvaltımızı yapalım. Yemeği hak ettik değil mi? Yemeği hak ettik. Önce çok yoruldum bugün. Sen çok yoruldun değil mi? Askerde öyle diyorlardı ya. Tamam, bekleriz. Ben 5 dakika bu lastiği çekmek. Çıkarıyor mu lastiği abi? Getirin abi şu.
Bence senin Erkan'a binmesi gerekiyor. Korkma. Erkan Pelen. Buyurun. Ben korkuyorum. Çamurdan korkan yaylaya gelmesin. Aha. Çamurdan korkan yok da. Yani daha yolumuz uzun. Boşuna. Durumda. Hayır hayır. Hayır. Öyle olsa ayakkabıları çıkartın. Şimdi çeksin işini. Islattın bizi hamurda. Hiç sorma. Hamurda çektin gazı. Ne dedin Erkan abi? Ne pis adamsınız ya. Malak gibi çamurun içinde. Değil mi? Hani geliyoruz eğlenmeye, bir şey aldınız elinize, çamurda yattınız, kalkıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz siz yani? Abi, beni buraya gelirken, bak demin de var ya, Coşkun abi de çok şey ya. Kahvaltı yapıyoruz orada, diyor ki, adamlar geliyor diyor, yok çamur olacağız, yok toz olacağız, bilmem ne. Ben oraya girmem, toz olurum. Kim on diye ya? He. Öyle diyorlar diyor, gelmek istemiyorum diyor ya. Yani. Buraya geldin mi diyor, çamur olacaksın. Öyle dedi bana demin. Düne başına bak, düğüne gider bu üst başına. He. Geldik buraya, otlar çamur. Girdim oraya, ondan sonra diyor ki, ya yok biz çamur olmaya gerek. O zaman siz de motorlarla geçin oradan hadi. Hadi geçseniz harbiden. Geçmez. Dene. Ben niyetlendim de. Dene. Böyle geçerim. Dene. Böyle geçerim. Tamam geç bir kere. Ama dikine geçmez, geçerim. Sıkıntı. Senin o yana çıktığın yer var ya, oraya girer ama öteye girmez. Ne, tamam. Ya abi şu ufak yerlere sokmayın beni ya. Tamam ufak, sen ufak yere gir abi. Abi dilimin kenarına göle gireyim. Sen ufak yere gir. Adam sözünü tutuyor. Gireceğim dedi giriyor ama böyle mi geçeceksin? Karşıdan mı çıkacaksın? Tamam hadi. Hızlı hızlı. Bas. Ne oldu? Giriyor mu? Öyle gaz vermeyle olmuyor. Gir. Nasıl gireyim abi? Bas karşıyı geç. Kalmazsın geç. Hadi hadi. Boş gaz çekmek yok. Ver gazı, ver ver. Ya abi ama ne yapıyorsun ya? Adam adam. Nereye gideceğiz abi? Burada mıyız? Evet. Ayaklar, ayakkabılar, çoraplar kurusun. Bakacağız. O iş. Çamura bizi soktular, kendileri girmedi. Gördün değil mi? Aynen öyle. İşte bu böyle oluyor. Yani... Suda çok güzel, ne güzel yapmışlar suyu. Gördün mü abi? Evet, şuraya bak ya. Burada şu yer insan. Yaramal değil. Neredeyiz? Dikmen yaylasında. Evet Erkan abi. Sen yanayi çukura bak. Yoruldun mu? Azıcık yoruldum. Ben hamlamışım ya. Burada çay demleniyor. Burada da çorapları kurutuyoruz. Çorapları kuruttuk. Fazla kurumuş herhalde. Gel buraya gel. Saklama kendini. Ben sana dedim çorapları yeni diye. Ferhat abi sıcağın başında hiç ses çıkmıyor. Senden biraz konuştuk. Sürerken de her şeye bedel yani, bu
Çok değişik. Diyor ki 150 bin lira param olsun masaya vurur alırım diyor. Abi sence Yunus hakkını verebiliyor mu? Hakkını veriyor ya. Öttürüyor yani onu. Ama... Dönerken o aşağı bir bar indik. Oradan önce çıkacağız mı? Orası çok şey, yo 5 oğlu değil ya. He, tam şurada bir yerde 5 olduktan sonra bir yerden aşağı indik. Veya 5 olduktan önce indik herhalde oraya. 5 olduktan önce. He, oradan çıkacağız mı yukarı? Tam çıkar oradan ya, orada sıkıntı yok. 5 oğlu indiğimiz yola çıkar mısın geriye? Aynı geldiğimiz yoldan geri dönerim. Girerim. Hani bakarız duruma göre, belki Ferhat abi indirir oraya çıkarım. Ferhat da öne bindir. Ya oraya çıkarım, orada bir şey yok. Kuzu bunlar, kuzu. Kuzu kanat he? Tabii. Dikmen yaylası Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı. Dikmen köyünden doğru gidilen bir yayla. Ortalama 35 km civarında Hendek'ten. Akkez'den de ulaşım var ama Akkez'den gelmek için tabii bizim gibi ATV'lerle, motorlarla falan gelmeniz lazım. Normal araçlarla gelmeniz çok zor. Yollar oldukça bozuk ama normal Hendek'ten Dikmen köyüne, Dikmen köyünden de Dikmen yaylasına gayet güzel bir yolu var. Temiz. İstediğiniz araçla gelebilirsiniz. Şu an Sakarya'nın en yüksek tepelerinden birisi burası. Serin rüzgarlı bir havası var. Burada bir tane şehitlik var. Hemen şu arkamdaki tepede şu an sis olduğu için gözükmüyor. O şehitliğe de bir uğrayacağız. Şehitlikten sonra tekrar geldiğimiz yoldan Kerem Ali'ye doğru, oradan da Akkez'e doğru iniş yapacağız. Burası tam Dikmen yaylasının merkezi zaten. Burada yaz aylarında şenlikler de oluyor. Tabii şu an malum hastalık nedeniyle bu sene şenlik olmadı. Elektrik var, telefon çekiyor, su var, ulaşım kolay. Tabii yükseklik olarak oldukça yüksek, diğer yaylalardan çok daha yüksek. Genelde çam ağaçları var. Nasıl gidiyor Ferhat abi? Çeviriyorum. Bak şu daha çiğ ya. Pişmiş gibi duruyor ama şunlar çiğ bak. Ormanda nasıl sıcak su öldürülür? Doğal kaynak suyu sıcak suya nasıl çevrilir bak. Adam bardak yıkacak. Sıcak mı oldu şimdi su? Tabii canım. Gel dene abi. Gel. Allah Allah. Gel. Otomatik bak görüyorsun. Gel dene. Bardağı çekiyorum, sensör tamam. Kapanıyor. Buradaki şehit, hani hiçbir şey de yazmamışlar abi. Şey yok. Kimsenin bir şey bildiği yok. Bilinmeyen bir şehit. Şu an sisten dolayı manzara gözükmüyor hiçbir şekilde tabii. Paraşütçüler de buradan atlarlar mesela. Paraşütçüler mi? Tabii. Buradan atlanır evet, paraşüt atlaması olur yani. Şuradan şu taraftan doğru. Şuranın bir vadi manzarası var ama sisten dolayı gözükmüyor şu an. Hadi Sakarya'nın en yükseğinde bulunan adam şu an kim? Ben. Şu anda en yüksekte benim. Sakarya'daki en yüksekte duran adam sensin. Helikopterde olan birisi varsa hariç. Evet. İlk motora bindim abi, buraya indik aşağı bir şekilde, yukarı çıkacağız. Zaten buraya indik, o gün benim için akşam oldu. İlk, öteye hep ilk aklım, zamanlar mı? Hep aklım geri nasıl çıkacağız, nereye gittiğimizi vallahi hatırlamıyorum. İlk buraya indim ben. İlerken? Tabii 450 var o zaman gene Kawasaki. Motorun azemisiyim zaten. Ben de ilk zamanlar bir yere giderken indiğimiz yerlerde hep dedim ki inşallah buradan dönmeyiz. Yok buradan dönmeyiz herhalde diyorum yani. Yok canım buradan çıkmayacağız falan. Yoruldunuz. Aşağı bir daha. Ne bir daha ya? Düşman mı? Tamam yeter tamam.